AK Parti'nin AB vekili Soner Aksoy'dan paralel yapılanmaya ve onun uzantısı olanlara mesaj. AK Parti'nin AB vekili Yüksek Mühendis Doktor Soner Aksoy yaptığı açıklamada, milletimizin partimize AK Parti'ye desteği devam ettiği sürece paralel yapılanmaya ve onun uzantılarıyla mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Soner Aksoy, 2015 yılında yapılacak olan seçimlerde sandıkta milletimiz yine AK Parti'ye çok büyük destek vererek paralel yapılanmaya en iyi cevabı bir kez daha verecek. Paralel yapı sandıkta yok olacak dedi. Parti kuran İdris Balağ'a da çağrıda bulunan Soner Aksoy, 2015 yılında yapılacak olan seçimlerde gel Kütahya'dan aday ol dedi. Aksoy, bal Kütahya'dan şayet aday olması halinde 100 oyu ancak geçebilecek oy alabilir. Bence 100 oy bile alamaz dedi. Soner Aksoy açıklamasına şöyle devam etti. Gençlerimiz, düşünen insanlar, akıllı insanlar, Türkiye'nin geleceğini düşünen insanlar, Türkiye'de istikrar isteyen, ekonomik kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin ve bunu sağlayacağı menfaatlerin içerisinde olmak, bu zenginliği yaşamak isteyenlerin siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı, demokratik istikrarı, huzuru ve saadeti arzu ettikleri muhakkak. Onun için biz diğer partilerin bu istikamette vatandaşın bir vizyon koyamamaları nedeniyle eridikleri kanaatı görüyorum. Göreceksiniz, çok büyük bir başarı AK Parti kazanacak. Muhalefet de bir daha başarı kazanamamanın ezikliği içerisinde perişan olacak ve göreceksiniz genel başkanları dağılıp gidecek. Yani bu mesajı biz sadece AK Parti olarak biz mi alacağız? Siz de alın ey muhalefet. Hayır, onlar bu mesajı görmezlikten geliyorlar. Bu mesajı görmek durumunda olan ve bunun sorumluluğunu alan biziz. Neden? Çünkü biz vizyon sahibiyiz. Biz neden vizyon sahibiyiz? Çünkü biz tarihimizi biliyoruz. Biz kökümüzü biliyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. İdris Bal denilen bir adam kalktı, partiden istifa etti ve kendisine verilmiş olan AK Parti oylarının tamamını ihanet ettiği gibi ayrıca paralel yapıya da hizmet eden, dışarıdan emir ve kumanda ile hareket eden kimliksiz bir insan olduğunu ortaya koydu. Ve bu şahsiyetsiz insan bir de kalkmış Tuzluk Partisi kuruyor. Bu Tuzluk Partisi ile 100 oy bile alamayacağını şimdiden peşinen şuraya çizivereyim yani. Bu zavallı insan tabii bizim oylarımızı aldı ve bize ihanet etti.